farklı siyasi sonuçlar hakkında konuştuk. Uzun vadede İngiltere anayasal bir monarşi olarak kalıyor. Victoria'nın büyük itibar sahibi olduğu ama büyük bir güç sahibi olmadığı 19. yüzyılda bile bu böyle. Hollanda mutlakiyetçiliğe karşı direniyor. Hollanda Cumhuriyeti 18. yüzyıldan itibaren artık büyük bir güç olmasa da Hollanda Cumhuriyeti Hollanda Cumhuriyeti olarak kalıyor. Bunun sebeplerini sonra tartışacağız. Prusya, Avusturya, Rusya, İsveç ve Fransa'nın mutlakiyetçi bir rejimle birlikte yaşadıkları merkezleşme sürecinde farklı bir rota izlediklerini düşünecek olursak İngiltere yani Britanya ve Hollanda için neden farklı bir durum ortaya çıktı? Bu da okuduklarınıza paralel olarak yaptığımız ikinci ve son dersimiz olacak. Bu ders tam okuduklarınıza paralel olacak. Bütün ders malzememizi temin ettikten falan sonra önümüzdeki pazartesi itibariyle çok farklı ders tarzımız olacak. Bu yerlerin benzer yanları ve bunun erken modern Avrupa'da sosyal yapı ve siyasi sonuçlar açısından ne ifade ettiği üzerine yüksek sesle düşünelim. Tabii ki sonuçların başka bazı sonuçlar açısından önemi büyük. Bir örnek vereyim. Almanya 1871 yılına kadar bütünleşemedi. İşe bakın ki birleşme birazdan kısaca göreceğimiz Versailles Şatosu'nun salonunda ilan edildi. İşin aslı Almanya'nın birleşmesini sağlayan Prusya'dır. Ve Prusya, Junkerler dediğimiz soyluların, buna sonra geleceğiz. Ve devleti ikinci konuma düşüren ordunun hakimiyetindeydi. Bu durumun geç 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl Avrupa'sı için muazzam sonuçları oldu. 1960'lar ve 1970'lerde insanlar sosyal yapıya ve sınıf analizine oldukça önem veriyorlardı. İngiltere ve Hollanda'nın deneyimlerine baktığımızda bunların ortak yanları gelecekte nasıl bir politik iktisadi yapıya sahip olacaklarını belirlemiştir. Bu ortak yanların bazıları nelerdir? Bunları tahtaya yazdım. Bunların sırasıyla üstünden gidelim ve sesli olarak düşünelim. Dersin kalan 25 dakikasında Hollanda Cumhuriyeti ile ilgili olarak konuşacağım. Kitapta bu kısmı atlayabilirsiniz. Zaten uzun değil ama bazı tablolarında olduğu güzel görsel malzemesi var. Bunlardan sorumlu değilsin. Sadece Hollanda Cumhuriyeti'nin mahiyeti ile ilgili olarak yapacağım bazı tespitler için gerekliler. Hollanda'nın bazı açılardan ne kadar İngiltere yani Britanya'ya benzeyip ne kadar Fransa'dan farklı olduğunu göreceksiniz. Öncelikli olarak hem İngiltere hem de Hollanda Cumhuriyeti'nde Kuzey İtalya'nın şehir devletleriyle birlikte Avrupa'da bulacağınız en büyük orta sınıfı görüyorsunuz. Rusya'daki orta sınıf birkaç hafta sonra derste konuşacağımız gibi kesinlikle ufacıktı. Prusya'daki orta sınıf da çok küçüktü. Prusya'nın Bremen, Hamburg falan gibi Hansa şehirleri yoktu. Hollanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de şaşırtıcı derecede geniş bir orta sınıf vardı. Dahası İngiltere'de seçkinler arasında çok yüksek bir geçişkenlik söz konusuydu. Soylu olan, soyluluk ünvanı taşıyan insanların sayısı çok azdı. Ayrıca zenginlikte topraktan kaynaklanıyordu. İngiltere'nin küresel ekonomide hızlı ve etkileyici şekilde artan rolü, burada ticarete yatırım yapan çok zengin toprak sahipleri ve arazi sahipleri vardı. Halbuki İspanya, Fransa ve özellikle Prusya'da asiller için ticarete yatırım yapmak çaptan düşmek olarak görülüyordu. Marksist analiz soylulara dair çok katı bir imaj çizmiştir. Bu imaja göre soylular tırnaklarını uzatan, hiçbir şey yapmadıkları için soylu olan insanlardır. Bu kısmen doğruydu. Fransa'da, Bordeaux'da bağ bahçe satın alan soylular kesinlikle vardı. Toulouse civarında ticari tarıma yatırım yapan soylular var. Ama gerçek şu ki sadece İngiltere'de seçkinler arasında böyle muazzam bir geçişkenlik var. Ve esasen ticaretten kazanılan para, topraktan kazanılan para kadar konuşuyor. Londra 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde bütün halkın 1/6 biri, bunu sanırım yıllar önce Wrigley belirtmişti, İngiltere'deki halkın 1/6 biri Londra'ya sıklıkla gidiyordu. Çünkü Londra kesinlikle devasa büyüklüğü bir şehirdi. Avrupa'da mukayese edilebilecek şehirler biraz daha küçükler ki bunlar arasında Napoli inanılmaz fakir bir şehir.
İstanbul ve tabii ki Japonya'da sonradan Tokyo olarak bilinen Edo. Kendisini orta sınıf olarak gören insanların sayısı İngiltere'de inanılmaz derecede yüksek. Aynı şey belki Hollanda için biraz daha fazla geçerli. Hollanda'da hiç şüphesiz soylular vardı. Bunlar kırsal Hollanda'nın daha ziyade doğusunda ve güneyinde yaşıyorlardı. Ama yaşamları ve ilgileri büyük bir ekonomik makine olan Amsterdam'dan fazlasıyla uzaktı. Amsterdam'da orta sınıf ağır basıyordu. Orta sınıf tabii ki siyasi hakları olsun istiyor. Ayrıcalıklar istiyor. Kendileri için ayrıcalıklar istiyorlar. İngiltere'de hiçbir sıfatı olmayan halk, parlamentonun muzafferane bir rol oynadığı iç savaşın ön saflarındaydı. Halihazırda düşüşe geçmiş büyük bir ticaret merkezi olan Venedik başta olmak üzere, Floransa, Milan ve Torino gibi şehir devletlerinde birbirine benzer bir durum söz konusu. İtalya 1860'lara değin birleşmiyor. Kuzey İtalya orta sınıf sayılacak geniş bir halk kitlesine sahip. Ama hazır yaptığımız değerlendirmeye uymayan devletlerin siyasi sonuçları hakkında konuşmaya başlamışken, Kuzey İtalya ile birlikte Hollanda ve İngiltere Avrupa'da o zamana değin en yüksek şehirleşme oranına sahip yerler. Şimdi Sırbistan olarak bilinen bölgeye gittiğinizde esasen bir Belgrad vardı ve o da küçük bir yerde. Polonya, Varşova, Krakow ve Gdansk gibi canlı ve önemli şehirlere sahipti. Doğu Avrupa'da şehir yoktu. Ama Fransa dahil hiçbir yerde İngiltere ve Hollanda'daki kadar yüksek oranda şehirlerde yaşayan insan yoktu. Sizin de farkına varacağınız gibi İngiliz tarihindeki önemli kaymalardan bir tanesi İngiltere'deki ekonomik canlılığın güneyden kuzeye kaymasıdır. Bu dersin başlangıç tarihi olan 17. yüzyılda devasa bir şehir olan Londra'nın yanında İngiltere'deki en büyük şehirler kuzeydeki Norwich, Exeter ve York'tu. 18. yüzyıl ortalarında başlayan büyük çaplı sanayileşme ile birlikte kuzeye doğru çarpıcı bir kayma görülüyor. Küçük bir kasaba olan Manchester büyük bir şehre dönüşüyor. Liverpool daha da büyük bir şehir oluyor. Şehirler orta sınıfın yaşadığı yerlerdir. Burjuvazi ve burgerlar geçen sefer de söylediğim gibi kıtadaki ayrıcalıklarını büyük mutlakiyetçi devletlere kaybeden şehirli insanlar. Bunlar kasaba insanları olarak Hollanda örneğinde ve bir nebze İngiltere'de olduğu gibi soyluların mutlakiyetçi iddialarına karşı ayrıcalıklarını gürültülü bir şekilde savunacaklar. Onların bu tür benzer yanları var ama bu Fransa gibi bir ülkenin şehirleşmediği anlamına gelmesin. Paris halihazırda çok büyük. Fransız devrimi sırasında 500 bin nüfusu var. Sayamayacağınız bir sürü insan var. Çünkü hiçbir şeye sahip değiller. Bir de 19. yüzyıla kadar doğru nüfus sayımına sahip değiliz. İlk doğru nüfus sayımı sanıyorum 18. yüzyıl sonlarında Kopenhag'da. Nüfus sayımlarının çoğu kuşatma sırasında beslenecek insanların sayısını kafaları saymak suretiyle yapılırdı. Bu nüfus sayıları üzerinden tahminler üretiyoruz. Önemli olan nokta Hollanda ve İngiltere'nin benzer oldukları. Siyasi sonuçlar açısından bu önemli. Başka bir zaman hakkında ayrıntılı konuşacağımız sanayi devrimi açısından baktığımızda bu nokta İngiltere için ayrı bir öneme sahip. İkinci olarak geçen gün iddia etmeye çalıştığım gibi bu yerler mutlakiyetçiliğe karşı koyuyorlar. İngiliz İç Savaşı bunu bu kadar vurgulamak genelleme olacak ama yine de 1640'larda İngiltere'de yaşayan insanlar özgür doğmuş İngiliz ferdi fikrine karşı gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyordu. Bu tehdit en azından 13. yüzyıldan bu yana süregelen ve halkın hafızasında yer yapmış hakların, parlamentonun haklarını yok sayıp işleri istediği gibi yürütmek isteyen krallar tarafından çiğnenmesinden kaynaklanıyordu. Hollanda'ya baktığımızda da durum aynı. İngiliz İç Savaşı kadar çarpıcı bir şey yok. Ama önemli sonuç bu merkezi olmayan federalist yapı. Kitapta anlatıyorum ve kısa bir süre sonra hakkında konuşacağız. Potansiyel bir aile hanedanlarının hak iddialarının üstesinden geliyor. Bu Orange ailesi, Portakal ailesi, bunlar Hollanda'da en yüksek resmi pozisyon olan
Stadtholder'ı ele geçirip onu gürleyen bir tür kısmi mutlakiyetçi bir krala çevirmek istiyorlar. Bu da işe yaramıyor. Hollanda'nın doğuşunu düşünecek olursak bir iç savaştan çıkıyor. İspanyol mutlakiyetçi devletine karşı 1572'de başlayan ve Hollanda'nın bağımsızlığının tanınmasına kadar inişli çıkışlı devam eden bağımsızlık savaşı. Bu uzun bir süre fiili olarak böyleydi. Ta ki 1648'de Westfalia Anlaşması'nda Hollanda'nın bağımsızlığının tanınmasına kadar. Hollandalılar için korkunç şeyler akıllarına geldiğinde korkunç bir şey İspanya Kralı tarafından bütün İspanya eyaletlerinin içinde en zengin olanından vergi toplamak üzere gönderilen bir ordu başta gelirdi. Bu eyalet birazdan göreceğimiz gibi ticaret sayesinde zenginleşmiş Hollanda'ydı. İspanya Kralı hali hazırda çoğunluğu Calvinist yani protestan olmuş Hollanda halkının Katolik kalması için de baskı yapardı. Hollanda Cumhuriyeti'nden bu insanlar ki halkın çok büyük kısmıydı, İngiltere'de parlamentonun haklarına tutunmuş olan İngiltere halkının çoğunluğuna benzer şekilde haklarının büyük mutlakiyetçi krallar tarafından çiğnenmesi, yok sayılması, yok edilmesi gibi bir korkunç senaryodan korkuyorlardı. Hollandalılar için diğer korkunç bir şey tabii ki aşağıda güneydeki büyük adamdı. 14. Louis Hollanda'nın tamamını kontrol etmek için can atıyordu. Bir defasında istila çabası sonuçsuz kalmıştı. Hollandalılar kanalları açıp Fransız ordusunu su baskınlarıyla gelip püskürtmüştü. Hollandalıların ve İngilizlerin zihinsel dünyasında ortak şey neyin olmasını istemedikleridir. O da ayrıcalıklarını, haklarını mutlakiyetçi bir devleti kaybetmekten başka bir şey değil. İki durumda da bu nokta öz kimliğin bir parçası haline gelmiştir. Bu olmazsa olmaz parça. İyi dostum dediğinde Cowley, kendisi bir zamanlar burada ders verirdi, artık vermiyor. Kendisi şimdi Princeton'da İngilizler, İngiliz kimliğinin oluşum başlık çok başarılı kitabında bir iddiada bulunuyor. Derste daha sonra bunu tartışacağım. 1848'de sinsi ve tehlikeli olarak algılanan bir diğerini hayal etmek suretiyle bu kimlik yeniden inşa edilmek zorunda kalıyor. Bu da tabii ki Fransızlar ama İngilizlerin bakış açısından İrlandalılar. İngilizlerin özellikle İngiliz protestanların ayakları altında çiğnenmek istemem diyen İrlandalılar. İngilizlerin Fransızlarla ittifakları da var. Bunu 1798'de yapmaya çalıştılar. Sonra da Almanya ile yapılan 1. Dünya Savaşı'nda. Çünkü Almanların İrlanda bağımsızlık hareketlerini desteklemek için bazı girişimleri olmuştu. Tekrar edecek olursak, tek nokta bunların kendilerini mutlakiyetçilik karşıtı olarak görmeleri. Bu onlara siyasi kökenlerini belirlemeye yardımcı olacak kimlik duygusunu yaratmak konusunda yardımcı oluyor. Rusya'da ve Prusya'da benzer bir şey bulmak mümkün değil. Rusya ile ilgili olarak sonra konuşacağız. Fransa'da aynı şekilde. 18. yüzyıl ortalarında Fransız milliyetçiliğinin kökenleri hakkında konuşabilirsiniz. Ama bu hanedanla çok yakından ilintili bir şey. En azından 1793'te adamın kellesini sepete düşürene kadar. Bu nokta ile ilgili olarak bu kadar. Üçüncü olarak merkezsizleşme yani adem merkeziyet. Her iki devlette merkezi olmayan devletler. İngilizler 1827 ve 1800 veya 1829'a kadar bir polis gücüne sahip değiller. Hangi tarih emin değilim. Robert Peel, Bobbies diye bir Londra polis gücü oluşturuyor. Burada Bob, Robert'tan geliyor. Bob, Bobbies. İnsanlar bunu istemediler. Geniş, sabit bir ordu istemediler. Büyük orduların neyle özdeş olduklarını düşünmüş olabilirler. Bariz sebeplerden dolayı her zaman büyük sabit bir donanmaya sahip olmak istediler. Fakat büyük sabit orduları Fransa ile veya 2. Felipe İspanyası ile, Prusya ile ve Rusya ile özdeş tuttular. Bu İngiliz devletinin etkin bir şekilde vergisini toplayamadığı anlamına gelmiyor. Çünkü vergi toplamak konusunda Fransa'dan daha etkin olduklarına hiçbir şüphe yok. Ama bu demek oluyor ki merkeziyetçi olmamak kendileriyle ilgili algının olmazsa olmaz parçasıydı. Sorun çıktığında mahalli şerif yani yerel asayiş şefinin adamlarını göreve çağırıp düzeni yeniden sağlıyor. Sabit orduların özgür İngiliz fertlerinin haklarını feda edebileceği konusunda gerçek bir endişe var. Bu şekilde ifade ederlerdi herhalde. Hollanda'ya baktığımızda ki birazdan geri döneceğim eyaletler var. Hollanda, Amsterdam bir eyaleti işlerinde en önemlisi ve Hollanda eyaletleri içinde en zengin olanı. Aslında Fenemen ülkesinde yanlış bir şekilde Hollanda diyoruz. Esasen Hollanda eyaletlerinin sadece bir tanesi.
Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne New York veya Kaliforniya demek gibi bir şey. Bunların Amerika'daki en güçlü iki eyalet olmaları hasebiyle. Ama bu merkezi olmayan federalist yapı kendileri nasıl algıladıklarının ve nasıl algılayacaklarının bir parçası. Bu durum ne zaman sorun olsa ordularını gönderebilen ve her istediklerinin üzerine yardakçılarıyla gidip onları üzüm gibi ezen mutlakiyetçi krallardan çok ama çok farklı. Güneye doğru genişleyen ve Sibirya'ya hatta daha uzak yerlere genişlemeye başlamış büyük bir imparatorluk olan Rusya'da büyük petrolün gücünü abartabiliriz. İnsanların oraya gitmesi çok uzun zaman alırdı. Oraya gittiklerinde ise ödediklerinin haddi hesabı yoktu. Her iki ülkenin federalist merkezi olmayan yapısından çok hem de çok farklı. Siyasi sonucu da farklı. Burada şöyle bir iddiada bulunmak da mümkün. Bunu yapmak için uygun bir ders değil bu ama Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişimi hakkında bir iddiada bulunabilir. O da yerel liderlerin nüfuzu yüzünden ve daha bağımsızlık savaşı sırasında kolonilerin merkezi olmayan mahiyetler yüzünden artık sevabıyla, günahıyla siyasi sonucu oldukça önemli bir rol oynayacak. Bu ülkede bu tür çılgınca bir siyasi sistem hala var. Bunun da ana sebebi insanların eyalet hakları falan diye bağırışmaya devam etmesi. Bu başka bir konu. Dördüncü nokta, her iki ülkede de Katolik karşıtlığının var olması. Neden? Çünkü Reformasyon sırasında bunlar büyük ülkeler. İngiliz Reformasyonu karılarını boşayıp giderek öldürmek isteyen 8. Henry ile başlıyor. Bu hareketin Roma'nın gücüne ve bir kurum olarak Katolik Kilisesi'nin gücüne karşı koymayla fazlasıyla alakası var. Hollanda'nın durumunda Katolik karşıtlığı bölgesel olarak yaygın. Neden? Çünkü burada Katoliklik İspanya İmparatorluğu İspanya ile özdeşleştiriliyor. İspanya bu en zengin eyaletinden sadece vergi ve diğer gelirleri toplamak derdinde değil. Aynı zamanda halka karşı zor kullanarak Katolik kalmalarını sağlamaya çalışıyor. Alba Dükü'nü Hollanda'ya gönderdiklerinde insanları direğe bağlayıp yakıyor falan. Katolikliğin her iki düşman ülkede yani Fransa ve İspanya'da hakim dinle ilişkilendirilmesi oldukça ama oldukça önemli bir nokta. Bütün bunlardan Hollandalıların İngilizlerle savaşmadığı gibi bir şey çıkmasın. Denizleri kontrol etmek için savaşlar var. Ama yine de bu iki ülkenin hayal edilmesinde ya da fikirsel olarak oluşumunda ne olmadıkları, yani Katolik değiller, kimliklerini tarif etmelerini sağlıyor. Tabii ki İrlanda meselesinin, İrlanda sorununun daha önce dediğim gibi bununla büyük alakası var. 19. yüzyılda İngiliz kimliğinin yeniden icat edilmesinde İrlanda korkusunun önemli bir yeri olacak. İçimizdeki düşman olarak algılanıyorlardı. Bununla ilgili olarak sonra daha ayrıntılı konuşacağım zaten. Bundan ayrıntılı bahsedeceğim ve neden 1848'de İngiltere'de hiçbir devrim olmadığını açıklayacağım. İngiltere ile ilgili derste daha açık hale gelecek. Fransız bakış açısıyla Kalleş İngiltere hala hazırda orada zaten. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına değin bunu görebilirsiniz. İngilizler Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde Almanların Belçika'nın tarafsızlığını ihlal etmesi yüzünden, başka bir düşman kazanma fikri yüzünden. Kanalın karşısında zaten Fransızlar vardı. Bu kanal da öyle büyük bir kanal falan da değil. Karşıyı yüzerek geçebilirsin, ben değil veya siz değil ama bir sürü insan geçebilir. Bunu hep yapıyorlar. Ama Ostende'de Mürfrit yani patates kızartmasıyla midye yiyen Almanlar varsa orada hali hazırda Fransızlar da var. Bu pek akıl kârı bir şey olmaz da. Böylece savaşa gidiyorlar. Bunu çok fazla abartmak istemiyorum ama 18. yüzyılda İngiltere'deki isyanlar siyasi reformu falan amaçlamıyor. Bunlar Londra'da gerçekleşen Gordon isyanları da denen Katolik karşıtı isyanlar. Katolik karşıtlığı İngiliz kimliğine çok güçlü yer yapmış bir duygu. Fransız karşıtlığı da öyle. Mutlakiyetçilik karşıtlığı ile Katolik karşıtlığı nasıl birbiriyle bağlantılıysa bu ikisi de öyle. Sonuncusu ve diğer hepsi birbiriyle bağlantılı. Sosyoloji ve siyaset biliminde yaptıkları gibi küçük kutucuklar yapıp içinde sağa sola giden oklar koyabilirsiniz. Bunu yapmak mümkün. Avrupa'daki en büyük ticari güçler kimler? Hatta deniz ve kara dinamizmini. Ama burada bahsettiğimiz hiç şüphesiz İspanya İmparatorluğu'nun düşüşüyle birlikte bu bizim dersin başlangıç tarihinden önce sahneye çıkan Hollanda ve İngiltere. Bu gelişme ticari orta sınıfın gücünü artırıyor.
Ayrıca şehirlerin özellikle Amsterdam gibi liman şehirlerinin rolünü de arttırıyor. Bir yandan ekonomik elitlerin rolünü arttırırken, diğer yandan o da ne olursa olsun ayrıcalıklarını ve zenginliklerini tehdit edenlere karşı ayrıcalıklarını koruma kaygılarını arttırıyor. Sadece sizin biraz iyi vakit geçirmeniz için kesinlikle sınavı falan hatırlamak gibi cezalandırıcı bir şey değil. Bu kategorileri alıp diğer ülkelerle, özellikle de müttakiçi devletlerle ilgili düşünmek, sonra da bu faktörlerin ne ölçüde onlar için de geçerli olmadığına bakmak eğlenceli olabilir. Prusya'nın daha önce bahsettiğim gibi kendi büyük soyluları var. Düello'dan kaynaklı yara izleri olan bu adamlar için ticaretle uğraşmak ahmakça ve hiç erkekçe bir şey değil. Flüt çalan kralları Büyük Frederick yeri geldiğinde berbat bir tip olabilirdi. Hatta etrafı saldırabilirdi. Voltaire Büyük Frederick'le bir süre zaman geçirdikten sonra demiş ki hadi bana eyvallah. Çok önemli bir kasaba olan Berlin var. Burası çok önemli çünkü büyük bir garnizonu var. Aynı zamanda askeri üniformalar üreten fabrikaları var. Potsdam Sarayı da orada. Amsterdam veya Londra veya etraftaki diğer ticari şehirlerine hiç ama hiç benzemiyor. Rusya için daha kolay. Burada orta sınıf neredeyse yok. Her türlü soyluyu bulabilirsiniz. Ticaretle uğraşıyorlar. En azından bazıları. Çoğunluğu ise devlete hizmet ediyor. Bunlara hizmetkar soylular deniyor. Bunlar şehirlere falan bir hizmet etmiyorlar. Ticarete hizmet etmiyorlar. Bunların yaptıkları tek şey devlete hizmet etmek. Büyük Petro denen iri, hantal ve tuhaf adama hizmet ediyorlar. Sonra İtalya'ya bakacak olursanız küçük devletlere, orada büyük devlet kurumları bile yok. Diyelim 19. yüzyılın sonlarından geriye doğru bakıyorsanız görmesi kolay değil ama bunları görebilirsiniz. Tarihin demiryolu rayları üstünde falan gittiğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bir zaman çizelgesi alıp modernleşmenin ne zaman başladığını göstermek. Bu çok gülünç bir kelime. Gerçekten. Günümüz sosyal bilimlerinde böyle. Veya Ortodoks Marksist şöyle bir şey derdi. Evet, proletarya eninde sonunda isyan edecek. Çünkü burjuvazi bunu daha önce yapmıştı. Ama 19. yüzyıldan geri dönüp baktığında bu faktörler ülkelerin geldikleri durumu açıklamak konusunda çok öneme sahipler. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkışına baktığınızda Almanya'nın 2. Wilhelm denen çatlak kafa tarafından yönetiliyor olmasının önemini görürsünüz. Bu adam entelektüel olarak tembel. Riesling şişelerini parlak, ışıldayan savaş gemilerinin üstünde kırmayı seven, hiçbir şey üzerine doğru düz yoğunlaşamayan ve herkesi delirtmek için sağa sola provokasyon dolu telgraflar çeken birisiydi bu adam. Bu milyonlarca insanın hayatına mal olacak uzun vadeli sonucu olan bir şeydi. Yani neyse. Bunun hakkında düşünmek eğlenceli bir şey. Biz de bunu yapacağız. Şimdi ışıkları biraz kısalım. Bu ışıkları nasıl kısıyoruz? Hatırlamıyorum. Bu iyi mi? Bundan daha fazla kısak iyi olur. Öyleyse ders başlasın. Şimdi okuduklarınızı paralel olarak Hollanda Cumhuriyeti'ne biraz göz atalım. Çünkü herkes İngiltere veya Britanya hakkında sürekli konuşuyor. Biraz da Hollanda Cumhuriyeti hakkında konuşalım. Böylece bahsettiğimiz faktörleri bir araya getirmek mümkün olacak. Bir yandan da insanların kendileri hakkında ne düşündükleri konusunu da ele alabiliriz. Nasıl bir kimlikleri vardı? Tekrar bazı tablolara bakacağız. Bu tablolardan sorumlu değilsin ama bunlara bakarak Hollanda Cumhuriyeti'nin nasıl bir sosyal yapıya sahip olduğunu, nelere önem verip kendileri nasıl gördüklerini ve bu konularda mesela La Belle France'dan nasıl farklı olduklarını ortaya koyabilirsiniz. Amsterdam'ı görüyorsunuz. Küresel ticaret sayesinde çok çarpıcı biçimde büyüyor. Bu 1613 yılı. Bunu ben yaptım. Bu böyle karmaşık bir şey. Bu böyle karma karışık bir şey. Ama bu 1640 veya o civarda bir şey. Her tarafta bu kanallardan var. Pek çoğunuz ve bazılarınız Avrupa'nın bu harika şehirlerini görme şansına sahip oldunuz. Bu kanallar malları taşımak için kullanılıyordu. Böylece kentsel yapının kendisi şehir kanal boyunca sıralanan evlerle öyle bir şekilde inşa edilmiş ki bu ülkenin küresel ticaretteki ekonomik liderliğini yansıtıyor. Bu dönemde Hollanda ringa balığı satıyor. Bu tür düz gemiler, ringa balığı avlayan gemiler 17. yüzyılda Newfoundland'a gidiyor. İzlanda kıyılarında buz kesiyorlar. Baltık ticaretini kontrol edip hakimiyetleri altına alıyorlar. Ringa balığı bunda önemli rol oynuyor. Çünkü tuzlandıktan sonra uzun süre dayanabiliyor. Amsterdam şehri İspanyol ordularına karşı zaferle biten bir mücadelenin parçası olarak büyümüyor.
eski bir meslektaşım olan Jeffrey Parker'ın İspanyol'un Yolu başlıklı harika bir kitabı var. Orada İspanyollar için tüm askeri birlikleri Hollanda'ya götürmenin ne kadar güç olduğunu anlatıyor. İtalya üzerinden gitmek zorundaydılar. Çünkü İtalya'nın büyük bir kısmı İspanyollar tarafından kontrol ediliyordu. Alplerden geçip Ren Nehri kıyıları boyunca giderek Hollanda Cumhuriyeti'ne ulaştılar. Kaybettikleri bir savaştı. Ama Amsterdam küresel ekonomide bu tür bir liderlik yansıtıyor. Çünkü o kadar önemli ticari güç ki, ama diğer yandan açıklamaya çalıştığım gibi federalist, merkezi olmayan bir yanı da var. Bu gerideki tersane. Aslında şu gerideki bina hala ayakta duruyor. Amsterdam'a çok sık olmasa da giderim. Hala hazırda 10 veya 12 kere gittim. Bir keresinde Yale gezisine gitmiştim. Hatırladığım kadarıyla mezunlarla bütün etrafı gezmiştik. Biraz eğlenceli olduğu söylenebilir. Hollandalıların yaptığı, Hollanda inanılmaz derecede küçük bir ülke ve Avrupa'da kilometre kareye düşen insan açısından en fazla nüfusa sahip bir ülke. Bu nüfusu doyurmak için ne yapmaları gerekir? Daha fazla toprakları olması gerekir. Daha fazla toprağı nasıl bulacaksın? Groningen'den arabayla yola çıkıp Amsterdam'a gelmek inanılmaz şeyler bir tanesi. Kıyı boyunca gidersiniz. Aslında denizin içinde bir yolda gidiyorsunuz. Çünkü yolun sol tarafı çok uzunca bir mesafe denizden doldurularak kazanılmış. Bu 17. yüzyıl Avustralya'daki büyük mercan kayalığında şnorkel dalış falan yapmıyorlar. Yaptıkları şey denizi doldurup toprak kazanıyorlar. Bunun küresel ekonomiyle alakası nedir diye soracak olursanız, halkın karnını doyurmak zorundasın. İngiltere ile birlikte bir tarım devrimi yaşıyorlar. İki olay aslında birbirine bağlantılı. Tarımsal devrim yaşıyorlar. Ticari tarımda yatırım var ve kırsal bölgelerde üretimde artış söz konusu. Hollanda örneğinde bunun sebebi kazanılan topraklar. Devrimin İngiltere'de niçin olduğu ile ilgili olarak sonra konuşacağım. Hollanda'da denizden toprak kazandıkları için, denizden ne kadar toprak kazandıklarına bakacak olursak, 1590 ile 1615 yılları arasında 15 bin dönüm. Bu olağanüstü miktar ve bunu sürekli artırıyorlar. Hollanda'nın nüfusu 1550 ve 1650 yılları arasında aşağı yukarı 2 milyona çıkıyor. Büyük olmasına Belçika'dan büyük ama aslında oldukça büyük bir alan. 17. yüzyıl ortalarına gelindiğinde 1650'de Amsterdam'ın nüfusu 150 bine yükseliyor. Bu üç büyük kanalı inşa ediyorlar. Bu sayede şehrin alanı 4 kat genişliyor. Gemiler büyük ambarların hemen dışına yanaşabilir ve duruma göre mal boşaltı büyükleyebilir. 17. yüzyılın ortalarında 800 kilometre kanal kazıyorlar. Bunun sayesinde ekonomik dinamo vazifesi görüyor. Tacirler her tarafta cirit atıyor. 1630'larda 2500 ticaret gemisi var. Bunlar Avrupa'da hububat ve balık konusunda ana tedarikçi oluyorlar. Hollandalılar Baltık'taki ticarete hakim hale geliyor. Maalesef unutma eğiliminde olduğumuz Gdansk gibi şehirler, ki o zamanlar önemli limandı, halen de öyle. Çoğunuzun bildiği gibi 1980'lerde Valesa'nın dayanışma hareketi burada başladı. Bütün bu tabloda önemli bir liman. 1620'ler ve 1630'larda Doğu Hindistan'a ulaşıyorlar. Tarçın, muskat ve başka birçok değerli şeyi geri götürüyorlar. Sonunda kazandıkları bu kadar uzun ve zor bir bağımsızlık savaşını kazanmalarının ardında bu tür bir zenginlik var. Bunun şimdi burada ne alakası var? Bu pek çoğunuzun bildiği gibi Rembrandt. Bu gece nöbeti veya bekçisi. Bu tablonun önemi kimin resmedildiği kadar Rembrandt'a bunu kimin yaptırdığı ile alakalı. Eğer Fransa'ya gidecek olursanız La Belle Fransa dönemine, resim sanatı kendi resminin çizilmesini isteyen soyluların hakimiyeti altında. Veya can sıkıcı Güneş Kralı yani 14. Louis veya onun gibi çok zengin sefil asalak tiplerin, Hollandalı ressamların resimlerinde yansıttıkları Rönesans sanatının Rönesans İtalyası için önemli olan şeyleri yansıtmasına benziyor. Bu resimleri kim yaptırıyor? Bunu önemsiyorum çünkü benim annem de bir ressamdı. Portre ressamıydı. Portland, Oregon'da bununla geçinirdik. Bu resimleri kimin yaptırdığı ve ne resmettikleri bu insanların kendileriyle ilgili ne düşündükleri konusunda bilgi veriyor. Bu çok enteresan. Kim bunlar? Bu gece nöbeti veya gece bekçisi.
Bunlar Amsterdam'ı yöneten adamlar. Bu Amsterdam Belediye Binası. Elimde slide'da olmayan bu bina aslında oldukça mütevazi bir yapı. Bu Madrid'in hemen dışındaki İspanyol Sarayı'ndan veya Prusya Krallarının ve diğerlerinin yaptıklarından o kadar farklı ki. Bu gayet açık. Burası Kantar Binası. Bu artık klasikleşmiş. Ben mimarlık profesörü değilim ama bunun Kuzey Fransa'da Arras ve Ardennes'deki Charleville-Mézières gibi şehirlerde görebileceğiniz Kuzey Avrupa mimarisi olduğu çok açık. Dünyadaki en muhteşem meydanlardan bir tanesi. Paris'te şimdiye kadarki en güzel meydan olan Place de Vosges böyle bir mimari sahip. Bu aradaki Kantar evi, bu da diğeri. Binalar çok önemli. Bu şehirlerdeki binalar devasa değil. Roma'daki Gesu gibi abartılı barok kiliselere benzemiyorlar. Bunlar Kantar evi falan gibi yapılar. Belediye binası çok mütevazi boyutlarda. Çünkü Calvinistler, Fransızların dediği gibi rigolo, yani eğlenceyi seven çılgın insanlar değillerdi. Kiliselerinde bile, Viyana'daki güzel kiliselerde bol miktarda mevcut olan barok tarzını burada küçümsemiyorum. Neredeyse baygınlık getirecek melek çocuk tasvirleri ve karman çorman sahnelerinin esamesine rastlanmaz. Bu da başka bir Kantar evi. Gouda'da, aynı peynir şişirilen Gouda'daki gibi. Gouda kasabasında. Amsterdam tek başına değildi. Bunlar da kanal boyunca yapılmış olan evler. Kanallar kenarında bütün bu ambarlar var. Bu da bankerlerin bulunduğu yer. Hollandalılar, İngilizlerle birlikte dünyadaki en ilerici, en ilerlemiş bankacılık sistemine sahiplerdi. Bugünlerde sporcuların dizlerinin sigortasını ve benzeri işleri yapan Lloyd's of London, insanların limanlara gittiği 18. yüzyılda işe başlıyor. Çünkü bu gemilerin birçoğu geri geldiğinde gıcırdıyor veya korsanlar tarafından ele geçiriyor. Gemi sahipleri de bu gemiyi sigortalamak istiyoruz. Bu sigortanın değerinin %10'una sözleşme imzalamaya var mısınız falan diyorlar. Lloyd's of London işe böyle başlıyor. Buna benzer bir durum da Amsterdam'da yaşanıyor. Buradaki adamlar da sermayeye erişebiliyor. Bu adamlar artık orada değiller. Bu uzun yolculuklara yatırım yapanlar perde arkasındaki orta sınıf mensupları. Newfoundland'da yani İzlanda'ya hatta Akdeniz'e gemi gönderiyorlar. Artık Akdeniz'e gemi gönderiyorlar ki bu ticari rakiplerinin ödünü patlatıyor. Yani bütün bu evleri halk onlarda yaşasın diye inşa ediyorsun. Çünkü kanallar arasında bir sürü yer var. Tevekkeli buralarda yürürken çok dik yokuşlar var. Hemen hemen bunun gibi. Eğilimli. Orada sanki gökyüzüne ulaşıyor gibi ama tepesinde Tanrı'yı göreceğin varsayılan barok bir kilisenin kubbesi gibi değil. Burada yukarıya bakıyorlar ve en üstte parayı görüyorlar veya her neyse. Bunlar aynı zamanda dindardı ama din anlayışları farklı. İşte bu da modern bir örnek. Hemen yanı başında esrar içebileceğim bir kafe veya benzeri bir yer. Bu da Rembrandt'ın evi. O da bir yerlerde yaşamak zorundaydı zorundaydı. Bu da onun yaşadığı yer. Çünkü bu insanların resimlerini çiziyor. Rembrandt'ın Katolik temalı resimler çizdiği iki dönem var ama esasen diğerleri gibi resim yapıyorlar. Az sonra anlatacağım. Hollanda'daki orta sınıf hayatını resmediyorlar. Büyük savaş sahneleri yapmıyorlar. Bunun için Güney Hollanda'ya, Belçika'ya veya Fransa'ya gitmelisiniz. Böyle şeyler yapıyorlar. Ve böyle gözüküyorlar. Bu da oldukça açık. Bu da bir yetimhane. Hiç şüphesiz hiçbir yerle kıyaslanamayacak kadar ileri hayırseverlik kurumları var. Aslında ne yediklerini biliyoruz. Sıradan insanlar için en yaşanılacak ülke sayılırdı. Ne yedikleri işte burada. Yemeklerde ne yediklerini biliyoruz. Başka yerdeki insanların yediklerinden kat ve kat daha iyi yiyorlar. Aslında bazı sıradan işçilerin Stein veya benzer ressamların tablolarını satın alabildiğini görüyoruz. Bu da bir düşkünler evi. Aslında bir hapishane. Buna göre düzenlenirlerdi. Bir hoşgörü mekanı. Buna dair hiçbir şüphe yok. Aydınlanma sırasında filozofların Fransa'da basılamayan çalışmaları İsviçre'de yayınlanırdı. Bununla ilgili olarak sonra daha uzun uzadıya konuşacağız. Bir de Hollanda'da etrafa saldırabilirlerdi. Bazen homoseksüellere saldırdıkları olurdu. Bazen de Katoliklere. Biraz sabırsızlar. Sanki tüm dünya başlarına yıkılacakmış gibi davranırlardı. Simon Schama bu noktaya vurgu yapan tek insan değil. Başkaları da benzer şeyler söylüyor. Belki de büyük su baskınları yüzünden bu böyle. Su bendi yıkılırsa işte bu da parmağına su bendini işaret eden Hollandalı bir çocuğun resmi. Eğer bent yıkılırsa boğuldun demektir. Şöyle bir anlayış var. Eğer bir şey belirsizse en iyisi sen kendi işine bak. Bu şu demek.
İyi bir insan ol, yoksa bütün bu şeyleri sel alıp götürür. Bu durum Versailles'deki küçük mutlu azınlığın durumundan nasıl farklı? Versailles'deki küçük ahırı andıran arşivlerde çalıştım. Burası benim pek hoşlanmadığım yerlerden. Hollandalıların kendileri nasıl gördükleri, Fransız soylularının veya İspanya soylularının en azından yüksek mevkilerden kendi nasıl gördüklerini parça farklı. Bunları gösteriyorum. Bunlar gayet açık. Sadece ortada göreceğiniz şeyle mukayese edebilmen için. Versailles'de küçük mütevazi bir yatak odası. Bu da savaş odası. Fransızca Salon de Guerre. Versailles'i tamamen boş verin. Bu daha ilginç olan Vaux-le-Vicomte. Bunu koydum çünkü hoşuma gidiyor. Hollanda'daki şatoların nerede olduğunu gösteriyor. Çoğu doğudaydı. Bunlar şatosu olan soylular. Kimseye tepeden bakıp emretmiyorlar. Vaux-le-Vicomte masal gibi bir yer. 14. Louis hazinedarı Fouquet isimli birisi tarafından oraya yemeğe davet ediliyor. Bu adam dillik derecesine kıskanç. Orada altın tabaklarda, altın çatal bıçaklarla servis yapılıyor. Sadece tatlı su değil, tuzlu su balıkları dolu büyük havuzları görüyor. O kadar kıskanç ki adamı kodese takıyor, hapse attırıyor, mallarını el koyuyor. Tablo işte böyle çok farklı. Burada gördüğünüz isimler çok farklı. Bu da Rembrandt'ın kendisi. Rembrandt buydu. Bu biraz hızlı oldu. Narsizm, kendisine hayran olma neredeyse 70'e yakın kendi tablosunu yapmış. En sevdiği tema kendisiymiş. Her neyse, annem benim resmimi yapmaya çalışmıştı ama hiç öyle uzun süre hareketsiz duramadım. Benim öyle iki tane yarım kalmış portrem var. Her neyse, insanlar ne çiziyorlardı? Ruisdael, bunu yazmanıza gerek yok. İstiyorsanız yazabilirsiniz. Amsterdam'daki büyük müzeye gidin. Ruisdael sıradan insanları günlük hayatlarında ve çalışırken resmetti. Bunlar rüzgar değirmenleri, gördüğünüz gibi. Bunlar da insanlarla birlikte rüzgar değirmenleri. Bu farklı. Çoğunlukla bu tür tabloları başka yerlerde göremezsiniz. Bu da Franz Hals isimli bir ressam. Bu bir aile tablosu. Bunlar orta sınıftan insanlar. Kendi resimlerini yaptırıyorlar. Bu Floransa'da kendi resimlerini yaptıran gösterişli soylularla eşdeğer. Ama bunlar çok farklı bir sosyal sınıftan geliyorlar. Floransa ve Venedik'in soyluları. Yani bu mevzuya giriş için hayatı seviyorum. Hele yemek ve şarap varsa. Orada yukarıda bir şarap var. Bu Peter Klaas. Belki yanlış yazılmış. Bu da hayat. Yenecek şeyleri çiziyorlar. İnsanlar yemek yiyor, eğleniyorlar. Savaşan insanlar gibi durmuyorlar. Bunlar avlanma alanlarını genişletmek için yok ettikleri köylere şöyle bakan veya katil av köpeklerinin burnundan okşayan 18. yüzyıl İngiliz soylularının veya büyük toprak sahiplerinin malum tablolarına benzemiyor. İnsanlar kendini farklı görüyorlar. Çok cazip. Kabul ederim, çok cazip. Bu da köy okulu. Dünyadaki en yüksek okuma yazma oranı sahipler. O kadar. Çok ama çok sıradan insanlar. Hollanda fakir halk var ama bunlar sıradan okuma yazma bilen fakir bir halk. Bununla ilgili bir şey söylemek lazım. Kedileri çok severim. Köpeklerden nefret ederim ama her neyse bunlar kediyle oynayan çocuklar. Benim kedim dün Yale internet giriş şifremi bozdu. Giriş şifresi yazan şeyi gördüm. Arkasında tek gördüğüm kedimin şifreyi patisiyle yazmaya çalışması. Neyse yeni bir şifre yaratmam gerekti. Bunun hiç kimseyle alakası yok. Bunu çıkarabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Kediler. Bulls diyorduk. Güney Fransa'da yanında biraz Chardonnay ile bunu yaparız. Bulle oynarız. Aynı şey değil ama bokeh gibi. Bir çeşit metal bir top. Metal bir top var. Bunu başka bir derste konuşuruz. Birlikte görecek bir şey değil. Bunlar eğlenen sıradan insanlar. Karşınızdalar, eğleniyorlar ama biraz fazla eğleniyorlar. Anlatmak istediğim şey bir parça bu. Biraz yerleşmiş Calvinist anlayışla, biraz da ya barajlar taşarsa kaygısıyla alakalı bir durum. Veya ya İngilizler bizi dünya ticaretinde geride bırakırlarsa ya da ya Fransızlar gelip bizi üzüm gibi ezerlerse endişesiyle. Hep bu korunmasızlık duygusu var. Yiyip içen, yemek sırasında dualar okuyan veya bull, petanque, boche oynayan insanları resmeden bu tablonun arkasında hep bir utanmaz aile hissi alıyor insan. Jan Steen bunu öyle diyor. Eğer haddinden fazla eğlenirsen kontrolü kaybedersin. Bu insanların hepsi içiyor ve çocuklarını kendi hallerine bırakıyor. Birkaç tanesi aradan telef oluyor olabilir. Çünkü kimse dikkat etmiyor. Eğer fazla kaçırırsan senin de sonun böyle olabilir. Bütün bunlar uzun vadede nasıl sonuçlanıyor? Nasıl bütün bunlar Hollanda'nın büyük bir güç olmasıyla
neticeleniyor. Burada yanlış bir şey yok. Oldukça zengin hayatlar yaşamaya devam ediyorlar. Sonunda bir krallık oluyorlar. 1831'de Belçika'yı kaybediyorlar. Aslında çok da umurlarında değil. Hollanda ekonomisi bunun eşdeğeri Akdeniz'de Venedik'in ekonomik gücünün düşüşü olabilir. Ve doğuyla ticaret azalıyor. Hollanda'nın büyük bir güç olması sona eriyor. Diğer yandan İngiltere 1707'de dünya güçlerinin en büyüğü olur. Ama 6 veya 7 etmeni veya tahtaya kaç tane yazdıysam hatırlayalım. Bu yerlerin ne tür ortak yanları olduğunu hatırlarım. Bunun küresel ticaretle alakası var, bunun sosyal yapıyla alakası var. Kendilerini ne zannettikleriyle, satın aldıkları tablolarla, yaptırdıkları resimlerle, kendini nasıl gördükleriyle alakası var. Ulusal kimlik inşa etmek, ne olmayı hayal etmek kadar ne olmak istemediğine de yakından ilgilidir. Bu iki halk içinde mutlakiyetçi olmamak, Katolik olmamak, Fransız olmamak, bunlar kimlikler açısından çok önemliydi. Ulusal bilincin gelişiminde bu kendi başına çok önemli bir tema. İyi hafta sonları. Pazartesi görüşürüz.